Ali Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun bizi kabul ettiğiniz için. Öncelikle o zaman hızlıca başlayalım, sizi tanıyalım. Tabii, hayır, memnuniyetle. Ali Aygün ben. Halinet'in kurucusuyum. 1980 Kuzguncuk Üsküdar doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezunum. Eğitim fakültesinde yüksek lisansı yaptım. Öğretmenlik formasyonum var bu arada. Bir yıl İstanbul Üsküdar Burhan Felek Lisesi'nde felsefe grubu orta öğretim alan öğretmenliği grubunda ders verdim. Felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık derslerine girdim. Uzun yıllardır yazılım sektöründe, e-ticaret sektöründe internet tabanlı işlerde çalışıyorum. Ben özellikle bugün sizinle e-ihracatı konuşmak istiyorum. Ama e-ihracatı konuşmaya nereden başlayacağımı bilmiyorum. O yüzden şöyle yapalım. Ali Bey, ben e-ihracat yapmak istiyorum. Dünyaya açılmak istiyorum. Ne yapacağım? Yani çok geniş bir soru ama hani her şeyin bir başlangıcı vardır diye. Yo, elbette. Tabii çok geniş bir soru ama bütünü parçalayarak cevap verirsek daha kafamızda müşahhas bir zemine oturur. Öyle söyleyeyim size. Yani biraz böyle şey yaparsak, parçalayarak modülleri kafamızda çok daha iyi bir zemine oturur. Şimdi e-ticaret zaten sizin daha önce çektiğiniz videolarda da platform sahibi arkadaşlar veya bu işi yapan arkadaşlarımız, çok değerli, kıymetli arkadaşlarımız bu görüşleri paylaştılar. Yani e-ticaret, ben tek cümleyle söyleyeyim. Benim ilk başladığım andan itibaren gördüğüm şey şu. Aslında e-ticaretin Amerika'daki gelişimine de baktığınızda biraz böyle tarihsel perspektifte bakarak söylüyorum. Aslında e-ticaret dediğimiz şey paranın tahsilatına ilişkin bir çözümdür. Parayı peşin alırsınız. Yani en temel tanımıyla bunu diyebiliriz. Bunun üzerine inşa edersiniz birçok şeyi. Oradan dallanıp budaklanır. Öyle diyebilirim. Şimdi ihracat tarafı aslında bence şu anda Türkiye'nin, yani içinde, tüm dünyanın da içinde bulunmuş olduğu bu yüksek enflasyon ortamıyla birlikte, bütün maliyetlerin, ham maddenin, emtianın yukarılara gittiği bir durumdayken Türkiye'de herkesin bir şekilde ihracat yapması lazım. Şimdi ihracat tarafında bir ürün satışı var, bir kol. Bir kolda hizmet satışı var. Şimdi burada yapılan hizmetler, yani bir sürü dijital hizmet satabilirsiniz. Bir film soundtrack'ı yapabilirsiniz veya jingle yapabilirsiniz, bunu satabilirsiniz. Bu da bir hizmet ihracatıdır yani günün sonunda ve Türkiye dışında yaptığınız için de ihracata koyabiliriz bunu. Sonuç olarak cross border bir iş yapıyorsunuz yani tanımı gereği. Şimdi hizmet tarafı var. Yani dijital, özellikle dijital hizmetler, dijital servisler üretenler için çok ideal. Şimdi emtia tarafına gelirsek, emtia tarafı aslında bildiğiniz dünya ticaretinin dünya ticareti yani. Hani bugün e-ticaretin, yani e-ticaret diyoruz ama aslında başka bir arayüzde yapılan hali. Yoksa ticaret 10 bin yıldır aynı şekilde yapılıyor. Ve bir farkı yok açıkçası. Ticaretin kuralları, e-ticaretin kuralları içinde geçerli. Yani nakit akışından finansmana, stok devirden stok yaşlandırmaya, konjonktüre, zamana, bunların hepsi bu şeyden bağımsız değiller. Hani ticaretin metriklerinden bağımsız değil. Şimdi ihracat tarafına gelecek olursak, aslında bunu şöyle ben açayım, biraz da ben sorayım aslında. Ne üretiyorsunuz diyelim mesela? Aslında şöyle cevap vermem gerekir bu konuya. Biraz da az önce girdiğiniz konulardan şey, biri tabii ki de hizmet ihracatıydı. Bu konuda zaten şu an mühendislerimiz, işte grafik tasarımcılarımız, bazen ben bile işte bazı işlerimde yurt dışından teklif geldiği zaman alıp yapabiliyorum. Ama odaklanmamız gereken konu herhalde biraz daha izleyicilerimizin de odaklanacağı konu, bir ürünü yurt dışına satmak. Tabii. Büyük ihtimalle. Tabii. O yüzden ben dediğim ki işte bir çok akla gelen en basit şey söyleyeyim. Belki onun üzerinden daha rahat gidebiliriz. Tekstil firmam var, yurt dışına satmak istiyorum. Tamam. Şimdi mesela buradan açalım. Biraz tekstilden örnek vererek, aslında ben burada odada yer alan ürünlerden örnekler vererek de anlatayım. Yani öyle izah edeyim. Şimdi ihracat tarafında yapılacak iki tane yine ana başlık var. İki ana yol var. Bunlardan bir tanesi kendi domaininiz üzerinden yurt dışına satış yapmak. İkincisi de yurt dışında hangi ülkede ne yapmak istiyorsanız o ülkenin lider oyuncusunun, bunlar da genelde pazar yerleri oluyorlar, lider oyuncusunun vasıtasıyla ürünlerinizi satmak olabilir.
Mesela şimdi bunlardan tabii sürekli olarak sıklıkla konuşuyoruz. Tekstil dediniz. Mesela tekstilde şu anda Türkiye'deki firmaların mesela ben size örnek vereyim. Tamam, Amazon olabilir. Özelleştirilebilir, baskı işi yapıyorsanız tekstil üzerine Etsy de olabilir ama ben size şöyle örnekler vereyim. Bonanza var. Yine tekstil işiyle uğraşan arkadaşlar bilecektir yurt dışında. Zalando var. Bugün bir Avrupa kıtasında Almanya menşeili. Ve baktığınızda bütün Avrupa kıtasını şey yapmış bir şirket. Yani domine etmiş, sürklase etmiş bir şirket. Yine Asos var. Uzun yıllardır faaliyet gösteren. Şimdi buralarda da şimdi mesela bu domain bazlı olan bir tanesi Asos. Mesela Zalando'ya gittiğinizde orada bir mağaza açabilirsiniz. Yani Asos tarafında olduğunda yine mal tedariği de yapabilirsiniz. Şimdi burada da yine ikiye ayırayım ben mesela pazar yeri tarafını. Domain tarafına birazdan değineceğim. Çünkü biz hep domain bazlı olarak yapı itibariyle, kafa yapısı itibariyle daha çok ona yatkınım. Mesela pazar yerlerinde de iki türlü başlık var. Bir seller base, bir supplier base. Yani seller base dediğimiz nedir? Satıcı. Açıyorsunuz. Satıcı oluyorsunuz, seller oluyorsunuz. Supplier base veya vendor base olarak da onun biraz öyle söyleyeyim. Ya tedarikçi olabilirsiniz. Yani o tişörtü siz Amazon tarafında vendor olarak da koli koli satabilirsiniz. Çuval çuval satabilirsiniz. Yine bunun yanında halıdan örnek vereyim. Mesela supplier base. Bugün Amerika'da Wayfair var. Yani supplier base modelin özellikle ev dekorasyon kategorisindeki lider firması. Belli zorlukları var. Şimdi onlara çok detaylı girmeyeyim. Öyle söyleyeyim. Size orada bir takım sigorta şeyleri istiyor. Teminatları falan istiyor. Mağaza açmak için. Ama bugün supplier base iş modeli özellikle ihracat tarafında gücü olan Türk firmaları için çok ideal. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi modelleri böyle ayırt ettik. Şimdi gelelim kişiye, yani sizi. Mesela siz 5 yıldır Türkiye'de e-ticaret yapıyorsanız artık Türkiye'de bence yani faaliyet gösterirsiniz. Bakın yani günlük nakit akışını, ondan sonra yani günü kurtarmak için açısından Türkiye'de e-ticaret yapın. Problem yok. Ama buradan ayıracağınız kaynakla da muhakkak ve muhakkak şirketin geleceğine ilişkin olarak da ihracat yapın. Yani ben özellikle bunun altını çizeyim. Yani 5 yıllık tecrübem var, 10 yıllık tecrübem var. Artık Türkiye'de çok, yani Türkiye'de tabii ki şey yapacağız, ticaret yapacağız. Nakit akışını döndüreceğiz, maaşları dağıtacağız, sigortaları yatıracağız, kira yatıracağız, günlük masrafları çıkartacağız vesaire vesaire. Ama o asıl kapitali ise yurt dışından elde edeceğiz. Benim aklıma şöyle bir yere ben takıldım açıkçası. Ya takılmak derken şunun cevabına benim ihtiyacım var. Bunu izleyen herhangi biri olarak da düşündüğümde. Tabii ki de yani oradaki pazar yerlerine ben bir sizden dinlediğimi aslında tekrarlıyorum. Şu anda biraz da anlamış mıyım diye üstünden geçerek. Şimdi aynı Türkiye'de e-ticaret yaptığım gibi bir pazar yerine malımı koyabilirim. Domaine daha değinmediniz, değineceksiniz. Kendi domainimi açıp oradan satış yapabilirim. Bunu B2B'de yapabilirim, B2C'de yapabilirim. Tabii. Gibi mi konuştuk bu zamana kadar? Ya, tamam da ben bunu direkt böyle bir Amazon Amerika'ya açtığımda, işte Zalando'da, DE Almanya'ya açtığımda ben oradan direkt satış yapabiliyor muyum? Bunun Türkiye tarafından yasal olarak bir engelim, bir desteğim var mı? Yoksa Almanya bunu direkt benden alıyor mu? Yani ihracat dediğimiz zaman sonuçta Almanya'dan da bir şirket bunu ithal ediyor ya. Ya da bir kişi satın alıyor. Buraya nasıl aşılabiliyor? Burada zorluklar neler? Aslında biraz onu düşünüp buna karar vermem lazımmış. Tabii biraz şimdi için. Bu ülke mevzuatlarıyla da alakalı. Ben özellikle çok sık uyguladığım bir metodu söyleyeyim. Ticaret Bakanlığı'nın müşavire sorun uygulaması var. Ben yani oradaki bütün müşavirlere, ticari ateşeleri sorduğunuzda 24 saat içerisinde dönüş yapıyorlar. Mesela ben halıyla alakalı olarak diyorum ki atıyorum, sallıyorum, neresi olsun. Endonezya olsun. Endonezya ticari ateşesine rahatlıkla şunu sorabiliyorum. Ya ben bir halı üreticisiyim ve satıcısıyım. Endonezya'da e-ticaret anlamında tedarikçi bazlı, vendor bazlı, supplier bazlı veya seller bazlı online kimlerle çalışabilirim veya sıcak talebi olan perakende zincirleri kimlerdir? Beni bunlarla tanıştırır mısınız? Bana bunların kontak bilgisini verir misiniz dediğinizde bütün ticari ateşeler 24 saat içerisinde dönüş yapıyorlar. Şimdi burada gelelim, yani buradaki mevzuatları onlara da sorabilirsiniz. Ben geçen gün
Bombay şeyle konuştum, ticari ateşemizle konuştum mesela. Oradaki fırsatlarla alakalı olarak sağ olsun çok aydınlattı. Yani bu anlamda mevzuatı en iyi oradaki ticari ateşeden öğrenebiliriz. Şimdi ama genel itibariyle şöyle değerlendirebiliriz. Amerika yani ülke olarak daha rahat ticaret yapılabilen bir ülke. Haliyle o yüzden şu anda hepimizin yönlenmesinin başlıca sebebi gümrük bedelleri hani 800 dolara kadar mal sokabiliyorsunuz gümrüksüz. Yani o yüzden mesela Amerika her daim daha şey ama bu Avrupa'da işte İngiltere'de 22 euroydu en son. Hani son bilmiyorum belki daha da düşmüş olabilir. Ama her ülke yavaş yavaş aşağı doğru çekiyor. Mesela Hindistan ticari ateşiniz şey bahsetti. Bir orada bir Flipkart var. Walmart bağlantılı. Bir de Amazon'un bir şeyi var. Amazon Hindistan var. Bana şey dedi, ben yanlış mı anladım diye acaba bir daha sordum kendisine. Mesela ya doğrudan bir Türk olarak gidip de orada bir e-ticaret firması açayım, faaliyet gösterime izin vermiyorlar dedi. Şey, çok enteresan yani. Hani bu tarz şeylere engel olabiliyorlar. Her ülkenin mevzuatı farklı. Şimdi onu da şöyle söyleyeyim, aslında her zaman fizibilite iyidir. Yani bir fizibilite yapmak lazım. Yine ben kendi tecrübemi paylaşayım. Yaklaşık 10 yıldır kullanıyorum ben onu. Harvard Üniversitesi'nin bir ticari atlası var. Atlas.harvard diye bir uzantısı var. Harvard Atlas yazıldığında Google'a direkt olarak sayfa çıkıyor, öyle söyleyeyim. Mesela orada hangi ülkenin ihracatçı, hangi ülkenin ithalatçı, hangi ülkenin hangi şeyi, ne yani NACE koduna göre hangi MTI'yi alıyor, ithal ediyor, hangisini ihraç ediyor, bunların bilgisi var. Mesela ben kendi işimle alakalı olarak rahatlıkla hangi ülkeye neyi satabilirim diye oradan çok rahatlıkla araştırabiliyorum. Çünkü onlar gerçek data. Dünya Ticaret Örgütü'nün datasının haritalanmış hali, görselleştirilmiş hali. Yani buradan hareket edilebilir. Yani bu anlamda birçok, aslında birkaç parametre var. Yani hangi ülkeye kendi ürünümü satabilirim? Veya bir tane örnek vereyim. Mesela musluk. Şimdi ben bir musluk üreticisi olsam, bunu nerelerde satmaya çalışayım? Bunu Amazon'da satmaya çalışabilirim. Bu arada şeyleri bağımsız olarak söylüyorum, sektörü. Yani orada sertifikası, şusu, busu, bilmem nesinden bağımsız. Bunları bilmeden söylüyorum musluğu. İşte akrilik halı sokamıyorsunuz Amerika'ya yanıcı özelliğinden dolayı mesela. Ama hangine sektörden bağımsız, hangi ürünü satmak istiyorsanız, belli başlı sertifikaları varsa, ki bu gıdada çok değişiyor bildiğim evet. kadarıyla, hiç oraya evet. girmiyorum bile. Ama zaten ben bu sertifikayı istiyorum diyor size, siz de o sertifikayı almak için başvuruyorsunuz. Hangi tabii, sertifika olursa olsun alabiliyorsanız. Ya bu arada bu zaten çok bizim ya Türk firmalarımızda her sertifika var. Öyle bir de size. Sanırım şeyle rahat, yani ne istediklerini biliyorlar. Sen de ne yapman gerektiğini bu noktada biliyorsun. Yani zor olabilir o sertifikayı almak, kolay olabilir ama zaten yani söylüyor bu lazım diye. Tabii aslında zaten. Çok stabil, biliyor musunuz? Sadece yani, süreçler evet. biraz uzun. Şimdi mesela musluk ne olur? Ben musluğu satacak olsam tamam, Amazon falan eyvallah, problem yok. Ama Home Depot'a giderim mesela. Home Depot'un satın alması iki türlü. Bir online supplier'lık var, bir offline supplier'lık var. Home Depot bugün işte her türlü yani Bauhaus, Koçtaş'ta onların büyüğü gibi düşünelim. Her türlü hırdavat, nalburiye, bahçecilik, aklınıza gelebilecek banyo, mutfak, vitrifiye tarzı bu ürünlerin her birisinin çok satıldığı, Amerika'da çok yaygın bir zincir. Bunların ikiye ayrılıyor. Bir online tarafta da supplier'lık ayrı, offline tarafta da supplier'lık ayrı. Mesela musluk üreticisi olsam direkt olarak gideceğim yer bu olur hemen. İlk etapta direkt olarak şey yaparım. Çünkü aslında her ülkenin kendi dikeyinde lider oyuncuları var. Bir de tabii şey değiller yani biz şu anda pazar yeri tüm dünyada ve Türkiye'de özellikle çok yaygın ama Amerika'da kendi domaini üzerine çok firma var. Ve bu kendi domaini üzerine yapanlar arasında çok büyük cirolar yapanlar da var. Peki domain olarak nasıl oluyor? Tabii domain olarak da şöyle bir yol izleyebilirsiniz. İsterseniz direkt kendi domaininizden, atıyorum halı.net'ten yapabilirsiniz. Ki halı.net bunu yakın zamanda farklı dil seçenekleriyle ortaya koyacak. Veyahut bunu tamamen şey de yapabilirsiniz. Şimdi halı.net'e girdiğinde merkezi Türkiye olduğunu görecekler. Ha, bu arada halı da Türk, yani Türk halısı tam tersi kıymetli bir şey. Eksi bir özelliği yok. Yani tam tersi şey yazar, artı yazar yani. O anlamda bir problem yok. Kendi domain veya şey yapabilirsiniz. Yani domain, İngilizce bir domain seçebilirsiniz. Bu İngilizce domain üzerinden Amerika'da bir adres, İngiltere'de bir adres, Hollanda'da bir adres.
Buralardan da ilerleyebilirsiniz. Şunu orada bir şirket kurarak. Ona gelmeden önce bu domain açmak ve bundan önce konuştuğumuz konuya gelerek aslında az önce şunu anlattınız bize, doğru mu? Bir pazar yerinde satış yapabilirsiniz. Ya da orada toptan satış yapabilirsiniz. Orada mesela musluk satıyorsanız orada musluk satan mağazalara kendinizi satabilirsiniz. Tabii. Anlattık. Şu an domain açarak domain üzerine konuştuğumuz şey şu. Amerika'da kendi e-ticaret markanızı oluşturmak ya da yurt dışında kendi e-ticaret markanızı oluşturmayı konuşuyoruz şu an aslında, doğru mu? Doğru. Çünkü kendi sitenizi pazarlıyorsanız burada işler çok daha zor. Yani öyle işte ben kendime KTS tişörtleri kurdum. Türkiye'de 100 tane sattım. Hadi şimdi Amerika'ya satacağım. Amerika'sını da kurdum. Da yani bunu yapmak çok kolay. Amerika'da şirket kurmak da çok kolay. Bugün biz geçen hafta da Mükellef'le konuştuk. Biz de ben tık tık kurduk. Tık next basıyorum. Oradaki kişi bana yönlendiriyor ve benim Amerika'da şirketim var, adresim var. Ya yani bu basit. Bunun bir zorluğu olması lazım. Yok tabii. Şimdi şirket kurulumları zaten artık yani internasyonel dünyada kolay. İngiltere'de de kolay, Amerika'da da kolay. Da kolay. Yani, ben yarın akşam kurmak da kolay. Yarın akşam Amerika'da ürettiğim bir şeyi satışa çıkartabilirim de nasıl satacağım ben bunu? Tabii. O önemli bence. Şimdi burada şimdi Amerika dediğimiz yer tabii çok rekabetçi bir ortam. Öyle söyleyeyim size. Çok rekabetçi bir ortam ve pazarlama bütçenizin olması gerekiyor açıkçası. Zaten kendi domainine yatırım yapmak demek ben pazarlama bütçesiyle kendi markama yatırım yapacağım. Kendi müşteri datama, kendi CRM'e yatırım yapacağım ve böyle ilerleyeceğim demek. Tabii bu uzun soluklu bir iş. Kısa vadeli bir iş değil. Hani uzun sabırlar etmeniz gerektiren, hani girişimci tabirle para yakmak gerektiren bir eylem. En önemli şey sabırlı olmanız gerekiyor. Yani hemen açtım satış yapayım değil. Yani bunu özellikle mesela bizim justrack.com isminde bir ayrı bir sitemiz var Amerika'daki şirketimiz üzerinden ayrı bir domainde. Şöyle bir avantajı var. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz insanlar büyük siteler haricinde küçükleri çok tanımadıklarından dolayı hep bir güven problemi var ama Amerika'da çok bu yok. Çünkü zaten PayPal'la alışveriş yapıyor. Yani o site bir sorun yaşatırsa zaten PayPal üyeye parasını öder. Adam bunu biliyor. Yani daha sonra müşteri bunu biliyor. Müşteri bunu bildiği için de bu bir problem değil onun için. Yani yeni doğan şirketlere de bir fırsat var aslında Amerika'da. Bir yaşam fırsatı var. Orada da işini iyi yapan, yine müşteri ilişkileri tarafını iyi yapan, ürünü iyi olan. Şimdi özellikle tabii ki orada da enflasyon var artık. Yani orada enflasyondan mütevellit de son zamanlarda hepimiz okuyoruz. Artık hani geçtim konvansiyonel firmaları, teknoloji firmalarından personel çıkarmalar söz konusu yani. Öyle sadece operasyon tarafından falan da değil. Yani çeşitli bütün birimlerden personeller çıkartılıyor veya işte Apple'la Google'ın şeyini duyduk. Okuduk yani. Yani personelini durdurdular 2 hafta kadar. Ama şey daha kolay. Bu bariyerler daha kolay aşılabiliyor. Yani insanlar size kredi veriyorlar. Hani sizden bir alışveriş yapayım diyorlar. Tabii yine Amerika'da çeşitli şeyler var. Ne diyeyim? Çeşitli yorum araçları var. Atıyorum Yotpo gibi. Trustpilot gibi. Mesela biz Trustpilot kullanıyoruz. Trustpilot'ı ben çok beğeniyorum. Hesaplama, puan hesaplama matematiğini de çok beğeniyorum. Trustpilot alışveriş yapanların size yorum yaptığı bir yer. Hani bizde şantaj aracı olarak kullanılan şikayet bu şikayet. Var. Ekşi sözlük. Öyle söyleyeyim size. Bizdeki bu şantaj aracı olarak kullanılan şey orada güven temelli, güven esaslı bir şey. Trust yani, pilot mı? Trust pilot. 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 Evet, trust pilot da fena olmazmış. Neyse bu. Ya bizde bir zamanlar güven rehberi vardı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. O arkadaşımız kapattı sonradan diye biliyorum ben. Yani tam da emin değilim. Bir şey demeyeyim şimdi. Ama çok güzel bir model aslında. Yani biraz açar mısınız Trust Pilot'ın modelini? Yani şu mu aslında oradaki şey? Ya da bunun Türkiye'de bir benzeri var mı? Tamam, ihracat konuşuyoruz ama bunu izleyen arkadaşlar Türkiye'de satış yapıyor olabilir. Burası bir internet sitesi. Ben sizden alışveriş yapıyorum ve memnun kaldıysam ya da memnun kalmadıysam satın aldığım yerin dışında da oraya gidip, yani pazar yerinden satın alınca zaten yorum elbette yapılıyor. Yani mağaza puanı falan oluyor da sizin sitenizden, domain dediğimiz, yani sizin domaininizden bunu satın aldığımda aslında yorum yapabilecek bir yerim yok. Buraya gidiyorlar. Evet, buraya gidiyorlar. Buraya yorumlarını giriyorlar. Yapıyorlar. Bunun gibi FIFO da var. Mesela geçmişte ben kullanmıştım hobimin başındayken.
FIFA'da da oldukça çok yorumumuz vardı. Yani bugün Trustpilot'ta da şimdi yorumlarımız hızla artıyor. Tabii yani Amerikan müşterisi bu Trustpilot'a çok güveniyor. Trustpilot o konuda çok titiz bir firma bu arada. Hani biz şey de aldık, destek de aldık, telefonla da konuştuk. Bir takım kafamızdaki soruları da sorduk. Çok işini düzgün yapan, çok gerçekten harika bir firma. Ama orada puanınızı çok iyi tutabilirseniz ki bizim şu anda 4.2. Bu arada 4 zaten iyi bir puan. Öyle söyleyeyim size. Yani Trustpilot gibi, FIFO gibi orada yaygın kullanımı olan, bu da çok önemli. Orada yaygın kullanımı olan firmaların extensionlarını, eklentilerini, add-onlarını koyarsanız sayfanızı ve insanlar bunları gördüğü zaman o güven iyice tesis edilmiş oluyor. Yani biz bunu çok hızlı yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Kendi internet sitemizi kurduk. Bunu Amerika'da konuşuyoruz ama Amerika özel değil. İngiltere'de olabilir, Almanya'da olabilir. Belki Çin olabilir, bilmiyorum yani. Çin mutlaka çok zorluyordur. Çin'e bir şey satmak sanırım çok zor ama Çin'den genelde satın alınıyor. Satıyor musunuz Çin'e? Çin'e yok, satmadık hiç. Anladım. Ya bu bir soru olarak. Çin biraz da farklı şey, orada e-ticaret serbest bölgeleri falan da var. Evet. O tarz gidenler var, duyuyoruz ama çok şey yapmadım, çok araştırmadım. Ama kültürel yani. Olarak da Çin genel olarak satın alandan ziyade hep satan yani. Olduğu için diye. O tabii bu kendi cahil aklımla konuşuyorum ama yine şuradayız galiba. Amerika diyelim, hep Amerika dediğimiz için. İnternet sitemizi açtık, bir şekilde PR'ını yaptık ki buna çok büyük paralar dökmemiz lazım aslında. Çünkü bir kere oradaki bir PR ajansıyla ya da oradaki bir reklam ajansıyla çalışacaksınız. Türkiye'den bunu yaptığınız zaman kafadan Google AdSense'de bile TL vermek yerine dolar vereceksiniz. Instagram'a reklam verdiğiniz zaman Facebook'a da dolar vereceksiniz ki dolar bazında potansiyel tabii. Müşterilerin önüne çıksın. Bu parayı harcadınız ki zaten böyle bir işe girdiyseniz belli bir reklam bütçeniz vardır ki reklam bütçeniz yoksa bu iş çok zor olacaktır. Ki sizden öğrendiklerimi de tekrarlıyorum tam anlamış mıyım diye. Biraz da kendi evet. Bilgilerimle karıyorum. Sonra da diyorsunuz ki böyle Trustpilot gibi müşteriye güven verecek ekstra siteleri de kullanalım. Geri dönüşleri güzel alalım ki işler yolunda gitsin. Ama zaten şey çok zor. İşler oraya geldikten sonra söylemek istediğiniz şey galiba o ilk gelen balıkları kaçırmayalım ya da ilk müşterileri tam mutlu edelim ki sürekli puanımız yükselsin ve tercih edilebilelim. Aslında yine e-ticaretin e-ticaret 101'e dönüyor. Müşteriyi memnun et. Amerika'da da olsan müşteriyi memnun etme yollarını kullan. İşte Çin'de de olsan müşteriyi memnun etme yollarını kullan. Doğru anlamıştığım kadarıyla doğru, bu. Doğru tabii ki. Birkaç tane daha soru var bu konuyla aklıma gelen. Şey takıldı. Şimdi Türkiye'de üretiyorum malı. Amerika'da bir şirket kurmuş olabilirim. Ama depom Türkiye'de ki yine daha mantıklı depoyu Türkiye'de kullanmak Amerika'daki bir depoya göre mutlaka. Tele maliyetler. Ama işte kargo maliyetim var. Oradaki PR maliyetim var. Ve e-ticaretin yine olmazsa olmazı müşterinin memnuniyetinden ziyade fiyat uygunluğu. Türkiye bu enflasyona ya da bu kur farkına rağmen bütün bunları göğüsleyip bir Türk satıcısı hala orada düşük fiyata satış yapıp hala kar edebiliyor mu? Tabi buradan gönderiyor falan. Tabii kar ediyor. Şöyle söyleyeyim. Birincisi şimdi yani bu Amerika ölçeğinden konuştuğumuz için söylüyorum. Ama genelde de şöyle yani Amerika'da da maliyetler yüksek. Şu anki ortamda şöyle düşünelim. Yani oradaki üretim maliyetleri, ham maddeler, ham maddenin hızlı artışı, petrolün hızlı artışı. Bu anlamda orada da maliyetler çok yüksek. Haliyle hala buradan göndermek veya üretici bir ülkeden bunu göndermek son derece şey. Yani Türkiye'den şu anda gönderdiğinde kar ediyorsunuz. Onun hiç şüpheniz yok. Yani üstüne buradan transport şeyini de koyun. Maliyetini de koyun. Reklam harcamasını da koyun. Hala karlı. Hala anladım. Karlı. Hiç şüpheniz olmasın. Bunu sektör bağımsız olarak söylüyorum yani. Bu iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Bu tartışılabilir aslında bu biraz da. İyi bir şey. Yani o şimdi ne demek istediğinizi aldım. Ya bu şöyle yani şimdi burada bize düşen şey şu. Şu anda ben kendim şahsi olarak şöyle düşünüyorum. Ben şu anda Türkiye'nin ekonomik durumunu düzeltebilir miyim şahsi olarak? Düzeltemem ama ben kendi ekonomik durumumu düzeltebilirim. O zaman bana düşen kendi ekonomik durumumu düzeltmek. Bununla alakalı olarak adım atmak. Bu da zaten hepimiz bunu yapabilir. Yani birçoğumuz bunu yapabilirsek Türkiye'nin ekonomik durumu da zaten. Elbette, biz Türkiye'yi sonuçta. Kesinlikle öyle. Mesela ben size başka bir iş modelini daha bahsedeyim. Bu biraz aslında e-ticaretçiler değil sadece aslında dış ticaretçi arkadaşlara da buradan bir mesaj vermiş olayım. Mesela Zulily.com var. Flash discount yani Zulily şey flash indirim sitesi öyle söyleyeyim size. Yani bir şeyin fiyatı $50 şunun fiyatı atıyorum onu $20
koyuyor, işte 2000 tane satıyor vesaire vesaire. İsim vermeyelim. Ayakkabı sanayinde güçlüyüz biliyorsunuz tüm dünyada. Şimdi de Başakşehir'deyiz. Hemen şurada iki telli de şeyler var. Ayakkabı sanayi siteleri var. Zülili buradaki ayakkabı sanayi sitelerinden şey alıyor, mal alıyor. Hem de böyle yani 5000 çiftin üzerinde alıyor diye rakamı yuvarlayayım yani. Yani tek kampanyada 5000, 10000 siparişler alabiliyor. Ben özellikle dış ticaretçi arkadaşlar, bu arada Zülili bir örnek. Mesela ben dolma kalem alıyorum. Drop.com'dan, eskiden mesdrop.com'du. Çok uygun fiyata dolma kalem alıyorsunuz yani. Şimdi adı onun drop oldu, kategorilerini falan arttırdı. Yani böyle çok fırsatlar var. Özellikle Türk üreticisinin kesinlikle bu anlamda, yani Türkiye'de biz rayına oturttuk, artık Türkiye'deki ticaretimizle kazancımız, her şeyimiz karşılıyor dedikten sonra içeride bir ekip kurmalılar. Yani ekipten kastım da bir kişiyle başlanmalı, sonra devam etmeli. Ama iş nerede bitiyor? Heveste ve araştırmada bitiyor. Meraklı olacaksınız yani. Evet, tam olarak tamam, bunu söyleyecektim ben de. Yani. Çünkü biz burada 20-25 dakikadır ihracat üzerine konuşuyoruz. Çok değerli bilgiler aldım ama bunu çok böyle bir hapa çevirirsek, ki siz de bize hap anlatıyorsunuz ama, araştır, bak her şey internette var, öğren ve buna göre dersini çalış ve giriş. Ben yani biraz da tabii sermayen de olması lazım ama yani zaten karar verdiysen bunu düşünmüşsündür. Bu işe giriş ve dersini çalış ve kafanı kullanma geliyor. Çünkü zaten her şey orada var. Evet, mevcut. Size yardımcı olacak hazır tool'lar var. İşte ihracat, ticaret ateşelerimiz var. Sen bu iletişimini sağlam tut, kafanı kullan, dersini çalış ve bu işe gir. O kadar da yani Türkiye'deki e-ticaret yapmaktan daha farklı da bir durum yok. Olsa bile bunlar zaten yazılı çizili. Senden bunları istiyorlar. Bunları yap. Yani biraz lafı geveledim açıkçası yok, ama aslında bu doğru mu? Yani yanlış bir şey söylememeye çalışıyorum. Doğru, bakın geçen bir arkadaşımla görüşüyordum. Üretici kendisi. Aynı zamanda perakendeleri falan var. Türkiye'de e-ticaret yapıyor. Yurt dışında da yapmak istiyor. Amerika'da şirketi kurdu. Siteyi falan da kurdu. Şey hesabı yapıyor, ya işte kargo parası ne kadar tutar, ne kadar kazanmalıyım, dip toplamda ne olmalı, SMM ne olmalı, işte finansman gideri nedir, hangisini kullanayım, işte Stripe ile PayPal arasındaki artılar, eksiler, konuşuyoruz böyle. Sonra bir ay geçti, yine aynı şeyleri konuşuyoruz. Şunu dedim ben, ya dedim sen bir yola çık, bırak ilk birkaç siparişte gol yiyiver dedim, ya batmazsın dedim yani. Hani 10 dolar 20 dolar zarar et. Ya bugün zarar etmeden bir bu işin altından kalkabilen mi var? Sefa Merve'nin sahibi Metin abi sağ olsun her yerde konuşur, anlatır. Ben çok dinledim kendisini. Birebir soru sorma imkanı da çok buldum. Hep söyler, dayak yiye yiye öğrendik der yani. Zaten böyle hani gardımı aldım, yürüyeceğim, ben ilerleyeceğim ama dayak yemeyeceğim. Böyle bir şey yok yani. Hani dayak yiye yiye buradan orada düzelteceksiniz. Optimizasyon işi yani. Aslında birçok duvarda delik var ilk açtığınızda işinizi. Sonra o delikleri tek tek kapatma işi. Ama siz baştan hiç delik olmasın istiyorsunuz. Ya o yok işte, öyle bir şey olmuyor. Yani hayatın olağan akışına aykırı çok doğru bir şey değil. Realite böyle çalışmıyor yani. O yüzden yola çıkın. İki de iki üç şuradan yumruk yiyin. Sonra biraz buraya gart alırsınız. İki de buradan yiyin. İşte ayağınıza bir tekme yiyin. Çelmeyin, devam edin yani. Çok teşekkür ederiz bu arada bize verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Ben son bir kez şunu sormak istiyorum. Tabii. Son bir sorum daha var. İşte e-ihracat, ihracat falan. Şimdi ihracat aslında bir ülkenin kalkınması için gereken önemli şeylerden biri. Çünkü satılan mal demek. Yani bir ülkeyi bir işletme olarak düşünürsek, ülkenin dışarıya sattığı şey ihracat. Bu devletin kendisi de yapabilir bunu. İşte ürün hizmeti olarak da satılabilir, mal olarak da satılabilir vesaire vesaire. O yüzden bunun için sanki benim cahil aklıma şöyle bir şey geliyor. Buna çok fazla teşvik olması gerekiyormuş gibi geliyor. Çünkü ne kadar çok satarsak o kadar güçlüyüzdür, o kadar para kazanıyoruzdur gibi düşünüyorum basitçe. Bunun teşvikler nasıl bu konuda? Yani işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kanunları benim ihracat yapmam için, e-ihracat yapmam için bana destekte bulunuyor mu? Ya da işte ne bileyim, heveslendiriyor mu basitçe? Tabii şimdi teşvikler, yani şöyle izah edeyim size. Şimdi e-ihracat daire başkanlığında biliyorsunuz Hasan Beyler varlar. Şimdi yavaş yavaş Hasan Beyler ve ekibi inşa ediyorlar. Hani özellikle daha fazla teşvik, daha fazla imtiyaz, daha fazla kolaylık. Bu anlamda
aslında kendileri toplantıda yapıyorlar ve görüş de alıyorlar. Bunları bir takım değerlendirmeler neticesinde de yasa maddesine veya mevzuata yönergelere eklemeye çalışıyorlar. Öyle söyleyeyim size. Ya biz biraz ormanı açmakla mükellefiz. Yani biz açtıkça ve dikkat çektikçe daha fazla şey talep eder konuma gelebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Yani bu tarafta mesela bireysel olarak ne yapıyorum? Bireysel veya kolektif olarak yaptığımız bir takım şeyler var. Mesela Nisan ayının başında hemen Mart'ın sonunda Antalya'da World Dev E-commerce Forum yapmıştık. Şimdi yaklaşık 1500 katılmıştı. Ve orada ben şunu gördüm. Ya herkes gerçekten çok istekli. Yapayım ama nereden başlayayım? Böyle güzel 2 günlük bir şeydi. Etkinlikti açıkçası. B2B görüşmeler vardı. Şimdi bu anlamda yine Eylül ayı içerisinde 10 bin kişilik bir etkinlik olacak WoW Hotel'de. Bu daha çok kolektif olarak yani bir araya gelmemiz gerekiyor ki yani bir kümelenme yapmalıyız ki o kümelenme neticesinde belli bir ivme yakalayabilirim, belli bir imtiyazları yasalara koydurabilirim diye düşünüyorum. Yani bu savunma sanayinin yaptığı kümelenmeyi biz de e-ticaret tarafında, ihracat tarafında bu kümelenmeyi yaparsak biz de çok daha hızlı bir şekilde geometrik olarak büyüyebiliriz diye düşünüyorum naçizane. Bu yüzden ama ben tekrar şunun altını çizeyim. Belki gözden kaçar. Tekrar ediyorum yani bu az önce ben 5 sene diye söyledim ama şimdi bütçeniz vardır ayrı. Ben şey gibi de ortalama diye söylüyorum bunları hep. 1 yıllık bir firmada olabilirsiniz, 2 yıllık da bir firma olabilirsiniz. Türkiye'de e-ticaretin müşteri ilişkilerini, müşteriyi nasıl mutlu edeceğinizi bunların hepsini öğrenmişsinizdir. Bunları yaparsınız. Ve dükkan artık dönüyordur, teker dönüyordur. Artık kesinlikle ve kesinlikle yurt dışının, yani dünya ticaretinden firmanız olarak pay almanın yollarına gitmeniz lazım. Bunu kesinlikle söyleyeyim yani. Bu ben 5 yıl diye söyledim ama ya bu 2 yılda da olabilir. Herkesin zamanı kendine göredir bu arada. Değişkenlik gösteriyor. Bana göre 5 yıldır, size göre 2 yıldır. Bu bütçeye göre değişiklik arz eder. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle, ya bakın buradan tekrardan altını çizerek söylüyorum. İmkanı olan, bütçesi olan tamamen dünya ticaretinden e-ihracat, cross-border anlamında payını almalı. Bunun için de yola çıkmalı, hiç vakit kaybetmeden. Ali Bey çok teşekkür ederiz. Bu yani e-ihracat konusunda bir dallanıp budaklanıyor. Yani bunun konuştukça konuşacak şey var ama bizim de vaktimiz kısıtlı. Halı.net sitenizin adı galiba. Ben halıları çok seviyorum. Bir halı ihtiyacım olduğu zaman siz B2C'de yapıyor musunuz? Yani bana gönderiyor musunuz halıyı yoksa direkt B2B mi? Tabii ki. Öncelikle halı ihtiyacınız varsa söylemeniz kâr. Ben siteye girip almak istiyorum. B2C yapıyoruz. B2B de var bu arada. Birkaç bayimiz de var. Tabii halı.net'i 2020 aralığında kurduk ve çok yaklaşık bir 14-15 aylık bir zaman zarfı içerisinde de halı.net'i sattık. Halı.net neyi farklı yapıyor piyasadan? Ortak yaptıkları da var. Kesişim kümesi de var ama kendine ait kümesi de var. Yani baktığınızda halıyı odanda göre uygulaması var. Bir arttırılmış gerçeklik uygulaması. Mekana fotoğrafını çektiğinizde telefonunuzdan bizim halılar sırayla geliyor. Gayet iyi de derliyor öyle söyleyeyim size. Yine bunun yanında mesela Halı.net'te şunu yapıyoruz. Normalde uzak mesafe satış sözleşmesi gereği 15 günde iade edebilir müşteri. Bizde 30 günde edebilir. İsterse 60 gün sonra da edebilir. Ha. Yani çok problem değil. Biz müşteriye bu konuda son derece yaklaşıyoruz. Para puan veriyoruz. Her alışverişte %3 veriyoruz. Yani bugün 3000 liralık bir halı aldıysa 90 lira bir sonraki alışverişinde kullanmak üzere herhangi bir üst limit, alt limit koymadan süper onun alışveriş yapabilir. Bir insan hayatı boyunca kaç kere halı alabilir? Çok alıyor. Öyle biliyorsunuz. Çok alıyor. Öyle, yani ben de öyle düşünüyorum ama öyle değilmiş. Ali Bey çok teşekkür ederiz tekrar. Bizi konuk aldığınız için, bize konuk olduğunuz için çok sağ olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada Oplo'nun internet sitesini de bir ziyaret edin. E-Ticaret Logistiği, Fulfillment adına neler yapıyoruz onlara bakın. Halı.net'i ziyaret edin. Her yeri, yani aslında her yeri ziyaret edin, okuyun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.